Şimdi seninle ilgili şöyle bir notum var. 1975 yılında 26 Şubat Ankara'da dünyaya gelmişsin. Yeminli mali müşavir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğusun. Evet. Bir erkek kardeşin var. 4,5 yaş küçük senden. Evet. Peki sen çocukluk dendiğinde sen çocukluğuna dair neler hatırlıyorsun? Nasıl bir Valla çocuktu Öykü Serter? yine aslında içe dönük bir çocuktu. Çocukluğuna dair fotoğrafları da görüyoruz. Allah'ım saçlara bak. Herhalde insanlarla çok böyle içli dışlı olduğum nadir anlardır çocukluğum. Sonrasında ben de Begüm gibi yüzmeye başladım çok erken yaşta. Dolayısıyla hayatım, ya sosyal hayatımız yok yani, değil mi? Evet. Sosyal hayat diye bir Evet. şeyimiz yoktu bizim. Lise, üniversitede dahil olmak üzere ben de çok bunun ne işi var burada? Haklısın. Dolayısıyla işte bu süreç içerisinde ne arkadaşlarınız olabiliyor, onlar sosyalleşiyorlar, üniversite sınavına Evet. hazırlanıyorlar, bir yerlere gidiyorlar, işte hafta Fedakarlık sonu etmek gerekiyor buluşuyorlar. tabii. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Ben sabah 6 antrenman sudayım, akşam okula gidiyordum. Okulda bornoz maya kurutup tekrar gelip bu sefer akşam antrenmana gidip bir de gece cross yapıyorduk vesaire. Yani önü arkası ve her şeyle bütün hayatını kaplayan ve bunun yanında da okumaya çalıştığım bir süreçte. Begüm en iyisini bilir, şu anda o zaten yaşıyor. Benim için en zor olan neydi biliyor musun Begüm? Ben bu düzeni bırakırsam hayatta başka neyim kalacak? Onu şu an ben de düşünüyorum Neyim kalacak? aslında. Yani tam koşuyorsun, antrenman yapıyorsun, Evet. başarmak istiyorsun. Evet. Hedefin Avrupa Şampiyonası. Tamam, o bitti. Bir tane daha bir şey. Tamam, onun da madalyasına, onun da cepte. Hı. Vücut artık izin vermeyecek bir süre Evet, sonra. evet. Ve yaş o bu derken çok korkmuştum. Ama hayat bir şekilde bir kapıyı kapatıyor, birini açıyor. Eğitim de herhalde büyük bir ihtimalle Evet. seni yoluna açacaktır diye düşünüyorum. Yani benim sosyal hayatım yoktu. Bireysel spor olduğu için de o alışkanlığım, o kendi kendine yaşama süreci hala devam ediyor. Hayvanları çok seviyorum. Belki insanlardan daha çok. Yaşasın. Kusura bakmayın. Dolayısıyla böyle kendime ait bir dünyam var. Çok da dışarıya açamadığım. Aslına bakarsan işte bu o seni kendi şahsına münhasır yapan şey çocuklukta temelleri Evet. atılmış bir şey değil mi? Çok Kesinlikle. önemli yani o Evet. sporu yapıyor olman, kendi başına kalıyor olman, belki de güçlü bir kadın olman da, kendi başına ayakları üzerinde duran bir kadın olman da büyük etkendir diye düşünüyorum. Bireysel spor Değil o mi? disiplini veriyor insana. Çünkü dünya şampiyonası rakipleriyle karşı karşıya kalıyor. Düşünsene ki yapabilirsin. Evet, yapabilirsin. Evet, Ya, o evet. kendi kendine konuşma, Kendi motivasyonunu o zaten sağlamak. hayatta her şeyle mücadele etme sistemini sana öğreten bir mekanizma. Başka türlü ve her şeye rekabetçi bakmaya başlıyorsun. Sonra o rekabetçi kısmın yumuşuyor, iyileşiyorsun biraz. Çünkü bizim Törpülüyorsun neslimiz kendini. hep yarış atı gibi yetiştirildi. Yeni Maalesef. nesil öyle değil. Yani isteklerini ve dileklerini dile getirebiliyorlar. Biz yaparsın, yapacaksın da oldu. Ailem değil ama ya benim kendi hırsımdı yüzme. O enerjiyi bir yere kanalize etmek önemli. İşte bireysel spor o yüzden çok kıymetli aslında. Öykücüm şimdi hemen sana bir sürprizimiz varmış. Bakalım Allah Allah. neymiş? Bakalım benim sürprizim ne? Öykü çok güçlü, gerçekçi ama bence o hassas, duygusal, naif yönü daha yoğun. Ailesini her zaman koruyan, kollayan, kol kanat geren birisi ve çok düşkün ailesine. Aslında bu duyguları herkes için geçerli. Keşke birazcık da kendini düşünebilmeyi öğretebilseydik. Günümüzün bu kadar sevgisiz, yıpratıcı olabileceğini ebeveyn olarak düşünemedik. Her zaman en iyi arkadaşı olduğumu söyler. Herkes gibi pandemi süreci bizim için de çok zorlu geçti. Ama evimizde, kendi dünyamızda çok şükür sevgiyle atlattık. Bu Öykücüğüm bir itiraf. Seninle arabayla bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yaptığımız uzun yol seyahatlerimizi çok özledim yavrum. Bu arada ülkem ve dünya içinde sağlıklı günlerin tez zamanda dönmesini diliyorum. Öyküm, gururumuzsun. Hayatına, akışına
direnmeden bırakan ve de ödün vermeden omurgalı duruşun hayat felsefen olduğunu biliyorum. Öyküm, ödülüm, yavrum. Sana sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ayfer teyze beni ağlattın. Ama yani. Anneciğim teşekkür ederim yani. Ben niye bu kadar çok etkilendim bilmiyorum. Anne çok başka değil mi? Onun evet. gücünü hissetmek, güçlü bir anne kesinlikle. Figürü. Kesinlikle. Ya yani onsuz hiç hayatımdaki her mutlu anımda mutlaka imzası vardır. Her hayalimde mutlaka desteği vardır. İmkansızı hiç düşündürmedi. Yani imkansız ya zor olur ama olur. Her zaman buna inandırdı. Böyle bir güçle ilerlediğiniz zaman hayat kolaylaşıyor tabii ki. Allah başımızdan eksik etmesin. Kaybedenlere de buradan mekanları cennet olsun diyelim. Kolay bir kayıp değil anne kaybı. Kesinlikle kaybı. Öyle.